Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler pratiklerini hasta rolü yapan simüle hastalar üzerinden yapıyor. Hastalarla iletişim ve mesleki beceri kazandıran programla öğrenciler gerçek tedaviye hazırlanıyorlar. Doktor adaylarının eğitim için düzenlenen bu simülasyonda bir hastane odasında yapılabilecek tüm hatalar simüle edilerek öğrencilerin bu hataları tespit etmesi bekleniyor. Doktor adayları gruplara ayrıldıktan sonra Simüle edilen hastanın durumu hakkında bilgi alıyor ve kısa bir süre içinde odaya girerek yapılan hataları belirlemeye çalışıyor. Simüle hasta laboratuvarıyla öğrencilerde kalıcı bilgileri hedeflediklerini belirten Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Mukadderinci Başer Kolcu vakaları daha gerçekçi görebiliyorlar. Mesela ikinci derecede bir yanı görerek daha kalıcı bilgiler elde edebiliyorlar dedi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Simülasyon Laboratuvarı aslında sadece tıp ekimlerinin mesleki gelişimlerini desteklemek için değil tüm sağlık profesyonellerinin mesleki gelişimlerini destekleyecek şekilde gelişim gösterdi özellikle meslekler arası eğitim ve işbirliği bağlamında ekip çalışmasını taklit edebil yani destekleyebilecekleri ve ekip çalışmasını gerektirecek vaka ve senaryoları taklit edebilecek şekilde simülasyon laboratuvarımızı genişletmek amacıyla bu yıl makyaj mulaş kiti satın aldık. Bu aynı zamanda hem öğrencilerimizin kalıcı öğrenmeye geçmeleri için vakaların daha gerçekçi, daha inandırıcı olmalarını sağlayan bir araç kiti hem de Öğrencilerin böyle yaralanmaları ilk defa e, klinik ortamda görmelerinin onlar için yarattığı travmatik etkileri bir parça azaltabiliyor. E, bunlar bizim için çok değerli. E, çünkü hem öğrenmenin güvenliği hem hastanın güvenliği hem de kalıcılığı için e, kullandığımız araçlar. Mesela bir öğrenciye ikinci derece yanık hastası gelmiş elinin üstünde yaralar var dediğinizde belki bu varsayım öğrencinin zihninde çok net bir Canlandırma yapmasına olanak sağlamıyor ama yardımcı araçlarımızı kullandığımızda mesela ikinci derece yanığı simüle etmek için öyle bir modelimizi kullandığımızda öğrencilerde daha kalıcı bir öğrenme, o anı daha az travmatik bir şekilde yaşamalarına ve vakanın da gerçekçiliğinin artmasına imkan tanıyor. Simüle hasta laboratuvar çalışmalarına 2019 yılında başladıklarını belirten Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Giray Kolcu, Simüle hasta için personeli istihdam ettik. Bunun ardından simüle hasta laboratuvarı üzerine kitap yazdık diye konuştu. 2019 yılında biz önce altyapı çalışmalarına başladık. Yani 3 odalı ve bir kayıt odasından oluşan yerinin hazırlanması ile ilgili süreci başladı. Yeri hazırlandıktan sonra odası hazırlandıktan sonra içerisinin tefrişat ile ilgili süreci başladı. Daha sonra kameralandırma sistemi ile ilgili kayıt sistemi ile ilgili süreci başladı. Bu süreç devam ederken bu sürecin e, ortalarında pandemi süreci ve deprem süreci olduğu için bizim simüle hasta laboratuvarımız hazırdı fakat personel istihdamımızda bir aksamamız oldu. Daha sonrasında bu süreçler ta, süreçlerin ardından biz simüle hasta istihdamına başladık. Önce e, simüle hastalarımızı işe aldık. İşe alımından sonra 15 günlük bir eğitimle sertifikalandırdık. Bu sertifikalandırma sürecinden sonra simüla hasta görüşmelerimiz, öğrencilerin simüla hasta görüşmeleri aktif olarak başladı. Simüla hasta görüşmeleri başladıktan sonra o süreçteki tüm değerlendirme araçlarımızı da dijitalize ederek oradaki süreci de kolaylaştırdık ve şu anda yaklaşık 1000 civarında görüşme kaydımız var. Simüla hastalarımız yaklaşık 300'er görüşme yapmış durumdalar şu anda ve bu sürecin biz diğer fakülteler tarafından da değerlendirilmesi için onların da bu süreci yapmak istediklerinde faydalanabilmeleri için işin kitabının yazılması sürecine geçtik. Bu süreçteki tüm detayları, tüm yazışmaları, eee tefrişatında gerekli olan malzemelerden video kayıt sistemine kadar, ekipmanına kadar simüle hasta istihdamındaki detaylardan simüle hasta eğitim programına kadar tüm her şeyi paylaştığımız kitabımızı hazırladık. Bu kitabı da şu anda bizden talep eden tüm üniversitelere ulaştırıyoruz. O üniversitelerinde simüle hastalığı uygulamaları için bir kaynak olarak kullanabilmelerine imkan sağlıyoruz.